Yıllarca Işık Çitçi ismiyle hizmet veren öğrenci yurdu Elazığ depremi sonrasında riskli alanda kaldı. Yeni yerinde inşa edilen yurt başka bir isme çevrilince Elazığlı merhum eğitimci Namık Çitçi'nin damadı iş insanı Yüksel Özkaynak'ın oğlu Tayfun Özkaynak vakfedilen yurtta Işık Çitçi isminin yaşatılmasını istediklerini söyledi. Elazığlı merhum eğitimci Namık Çitçi'nin damadı ve merhum iş insanı Yüksel Özkaynak'ın oğlu Tayfun Özkaynak, kayınpederi Namık Çitçi'nin eşi Işık Çitçi adına vakfederek yaptırdığı yurdun depremden sonra riskli alanda kaldığı gerekçesiyle yıkıldığını söyledi. Kamunun yurdu başka bir yere yaptırmasının ardından İlim ve Hayra Hizmet Vakfı'na yurt yapımı için bağışlanan alanın ve isminin Işık Çitçi olarak vakfedildiğini anımsatan Özkaynak, yurdun vakfın ismiyle hizmet verdiğini söyledi ve bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti. Gecenin bu saatinde Türkiye'den, Elazığ'dan 11 bin kilometre öteden bizi derinden yaralayan, beni ve özellikle Seda'yı derinden yaralayan Namık Çitçi'nin kızı bir konu için 2 dakikanızı almak istiyorum. Elazığ'da 1976 yılında rahmetli Namık Çitçi, babası, annesi, kız kardeşi Seba, ablası 6 yaşında Tuğba bir kamyonun altında hepsi vefat ettiler. Bir tek Seda sağ çıktı. Sonra anneannem, benim ve anneannem, Seda'nın da anneannesi, babasına ait olan şehrin en kıymetli yerinde Hacı Serçe Hanı, Hacı Serçe'nin torunu anneannem. Oradaki arsasını anneannem babamın da iknası üzerine, babam Yüksel Özkaynak, Elazığ'da 1969'da İlim ve Emek Derneği'ni kurup sosyal faaliyetlere başlayan insan. Milli Nizamı, Milli Selameti, Refah Partisi'ni kuran insan. O babamın iknasıyla anneannem vefat eden annesinin üzerine Seda'nın annesi Işık Çitçi adına o arsasını babamın da teşvikiyle bir şartla kızımın adı yazsın, Işık Çitçi yurdu yazsın diye o arsayı verdi. Babamlar öreyak oldu. Orada yurt yapıldı. Yıllarca orada hizmet devam etti. Sonra deprem oldu. O oldu, bu oldu. Başka yerden bir arsa verildi. Neyse biz uzaklardayız. Biz şu anda o kadar derinden yaralıyız ki, bakın, anneannem o kızının ismini, 28 yaşında kızını kaybetti. Kızının ismini o yurda verdi, o arsasını verdi ki o yurtta kız çocukları veya erkek çocukları bir çorba içerken, bir ilim tahsil ederken kızına, kendisine dua etsin. Yani vakfetti. Osmanlı'daki bütün vakıf eserlerinin senetlerine bakın. Ne der biliyor musunuz? Kim bu vakfın adını değiştirirse, bu vakfı farklı işlerde kullanırsa Allah'ın, peygamberin, meleklerin laneti onların üzerine olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Tayfun Özkaynak, Işık Çitçi'nin ismini Elazığ'daki yurtta görmek istediklerini söyledi. Benim buradan çağrım bir tek kişiye. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben belediyede, partide yaptığım hizmetlerin hakkından dolayı değil, bir hak için bir şey rica ediyorum sizden. İnşallah size ulaşır bu video. Pınar Hisar Cezaevi'nin önünde ne Namık Çitçi'ye o kadar ağladım ben babasına, 6 kişiyi toprağa verdik. Ne babama ne sevgili dedem Ahmet Çitçi'ye o kadar ağlamıştım. O Pınar Hisar Cezaevi'nde döktüğüm gözyaşının hakkı için lütfen bu işe el atın. Annesinin Işık Çitçi ismini Elazığ'da yurtta görmek istiyoruz. O yurt amacına uygun işlesin. Şimdi anlatmayacağım detaylarını. Almış birileri elini oyuncak gibi oradan oraya, oradan oraya ticari işler yapıyorlar. Kiralamalar, kim gelir kazanıyor, rant elde ediyor. Onu bilemiyoruz. Onlar ayrı konular. Bizi gerçekten derinden üzen bu hadiseye lütfen el atmanızı rica ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Seda da ben de. Bizi ağlatan, bizi aldatan bizden değildir.